Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere sarı erik pestili yapacağım. Biliyorsunuz daha önceden de kırmızı erik yapmıştım. Videomun sonunda da paylaşacağım eğer izlemek isterseniz. Yapımı oldukça basit. Sadece biz erikten yapıyoruz pestilimizi. Un ve şeker kullanmıyoruz, su da kullanmıyoruz. Tabi isteğe bağlı olarak şeker kullanabilirsiniz. Öncelikle ben eriklerimi topladım ve bol suyla güzelce yıkadım. Elbette arkadaşlar, pazarlardan da kolaylıkla bulabilirsiniz. Şu an tam mevsimi, fiyatı da oldukça uygun. 3 kilodan 5 kilodan deneyebilirsiniz. Yıkadığım erikleri bir tencereye aldım ve ocağımın altını açtım. Orta dereceye ayarladım. Bunu yapmamızdaki amaç eriğin içindeki çekirdekleri kolaylıkla çıkartabilmeyi sağlamak. Bu erikler hem çok küçük hem de çekirdekleri ufak. O yüzden ancak bu şekilde kolaylıkla çekirdeklerini çıkartacağım. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Tahta kaşıkla 15-20 dakika boyunca ara ara karıştırarak eriklerimi haşladım. İşte bu görüntüyü elde edene kadar haşlamaya devam ettim. Bundan sonrası da çok kolay olacak. Hemen bir süzgeçe alıyorum. Tamamen soğuduktan sonra da elimizle çok kolay bir şekilde çekirdeklerinden ayıracağız. Elbette meyve suyu da yapabileceksiniz. İlerleyen dakikalarda o aşamaya geldiğimde sizlere haber vereceğim. Hem günlük hayatta canınız istediği zaman elinizin altında hazır bir atıştırmalık, hem misafirlerinize ikram edebilirsiniz, hem de çocuğunuzun beslenme çantasına koyabilirsiniz. Gerçekten de tadı çok güzel arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda size tadın testini de göreceksiniz. Eminim hepiniz çok beğeneceksiniz. Şimdi geldik pestilin en zor işine. Eğer benim vermiş olduğum tekniği uygularsanız çok kolay olacak ve çok da zevkli olacak. O yüzden arkadaşlar, buraya çok dikkat edelim. Avucumuzun içerisine bir miktar erik alalım ve sürterek kevgire, süzgece ileri geri hareketler yapalım. Böylelikle posasından çok kolay bir şekilde ayırmış olacaksınız eriklerin çekirdeklerini. Evet, burada arkadaşlar biraz güç uyguluyoruz ama dakikalar içerisinde işlemimiz bitecek ve çok zevkli hale gelecek. Yoğurarak kesinlikle posalarından çekirdekleri ayıramazsınız. Bakın, hiç fire vermedik. İsterseniz bunun üzerine biraz su ve şeker ilave edip yine meyve suyu yapabilirsiniz. Konserveyi de biraz sonra göstereceğim size, meyve suyu konservesinin nasıl yapılacağını. Eriklerimin tamamını sıktım ve bir kepçeyle güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi hemen ocağa alacağım. Ocağımın altını açtım. Şu anda orta ateşte. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. 35-40 dakika boyunca kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Ondan sonra da artık tepsilerime sereceğim. Ancak arkadaşlar, bu süreç içerisinde 2 dakikalık, 5 dakikalık, 10'ar dakikalık arayla yine bu şekilde karıştırmalara devam edelim. 15-20 dakika kaynadıktan sonra konserve şişelerini doldurabilirsiniz. Eğer meyve suyu yapmak isterseniz su ile inceltip afiyetle tüketebilirsiniz. İnşallah ilerleyen günlerde onu da paylaşırım. Yaklaşık 40 dakika boyunca kısık ateşte kaynadıktan sonra eriklerim. Şimdi hemen tepsimin üzerine alacağım. Tepsimi mutlaka ıslatmamız gerekiyor. Bol miktarda su döktüm ve suyu döktüm. Şimdi hemen pestilimi dökeceğim. Arkadaşlar, mutlaka ıslatmamız gerekiyor. Bu önemlidir. Borcamda, fırın tepsisinde veya bir tahtanın üzerinde de oluyor. Ama mutlaka ıslatmanız gerekiyor. Sergi kalınlığı önemlidir. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. Ortasından pestilimizi dökelim. Etrafına yayılacak. Düzgünlüğü sağlamak için de tepsimizi bu şekilde sallayabiliriz. Cevizli, fındıklı ve fıstıklı da yapabilirsiniz ama robottan geçirmeyin lütfen. Bıçakla doğrayın kullanmak istiyorsanız eğer. Ben şimdi bunun içine bir miktar susam ilave edeceğim. Susamımı hafiften kavurdum. Göz kararı, zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar, normal borcamda yapıldığını söylemiştim. İsterseniz porselen tabaklarda da yapılıyor. Hiçbir şekilde kalkarken sıkıntı olmayacak. Videomun sonunda hepsinin denemesini sizlere çektim. Ancak ıslatmanız gerekiyor. Bu önemli püf noktalardan bir tanesidir.
Tüm pestillerimi tepsilerime döktüm. 2 gün boyunca kurumasını bekleyeceğim. Benim güneş görmeyen bir balkonum daha vardı. Merak ettim acaba orada da kurur mu diye. Orada 3 günde kurudu ama kurudu. Tadı da iyiydi. Ama güneşte kuruyanların tadı daha güzeldi. O yüzden güneşte kurutulmasını tavsiye ediyorum. Bu da arkadaşlar ikinci günü görmüş olduğunuz gibi biraz kurudu. Akşama doğru istesem alabilirim. Veya üçüncü günde de alabilirim tepsilerimi. Gördüğünüz gibi her şey yolunda, herhangi bir sıkıntı yok. Kaynattığımız için arkadaşlar pestilimizi, o yüzden herhangi bir küflenme söz konusu olmuyor. İşte o yüzden biz kaynatıyoruz 40 dakika boyunca. Eğer kaynatmasaydık yüzeylerinde küflenme olabilirdi. Gördüğünüz gibi çok şükür hiçbir sorun yok. Bunlar da benim denemelerim. İlerleyen dakikalarda hepsini göstereceğim. Şu anda üçüncü günündeyiz. İkinci günün akşamında artık olmuştu. Ben de tepsilerden sıyırabilirdim pestillerimi. Ancak gün ışığı sıkıntısı olduğu için sabahı bekledim. Hemen şimdi büyük bir keyifle pestillerimi tepsilerden alacağım. Ben en sağlıklı borcam diye düşünüyorum. Güneşe temasından dolayı. O yüzden çok merak ettim acaba borcam da mümkün olacak mı diye. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde sıyırdım. O yüzden cam daha sağlıklı olduğu için büyük camlarınız varsa tavsiye ediyorum. Ben tabii ilerleyen yıllarda daha büyük camlar kestirebilirim. Sırf pestil yapımında kullanmak için. Bezle doluyor ama uygun bezi bulmak gerekiyor. Onu da araştıracağım inşallah. Bulursam bezin üzerinde de yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok kolaylıkla yaptım. Daha ince olsaydı belki kaldırırken sıkıntı olurdu. Bu pestil oranını biraz daha kalın, hafiften kalın yapabilirmişim. Gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. İncecik bir pestilim oldu. Bu da porselen tabakta denemiş olduğum pestilim. Görmüş olduğunuz gibi bunu da kolaylıkla çıkarttım. Dediğim gibi hepsinin altını suladım. Sulamasaydım böyle kolay çıkartamazdım. Tabii ben porselenin de sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bundan sonraki yapımlarımda porselen de kullanabilirim. Çok kolay bir şekilde tepsiden ayırıyorum pestilimi. Bütün tepsilerde yine bu şekilde kolayca ayırdım pestillerimi. Mat tarafını alta, parlak tarafını üste bırakalım ki tekrar tepsimize yapışmasın diye. Keskin bir meyve bıçağıyla ben bu işlemi yaptım ama tabii biraz korkarak yaptım. Tepsimi çizerim diye ama çizilmedi. Mutfak makası da kullanabilirsiniz pestil kesmek için. Gayet kolay ve pratik oluyor. Şu an buradaki mutfağımızda olmadığı için kullanamadım ben. Veya bir kesme tahtasının üzerinde de kolay bir şekilde şeritlere ayırabilirsiniz. Şimdi hemen ben susamlı olan tepsimi çıkartıyorum. Kenarlarını birazcık havalandırdım. Görmüş olduğunuz gibi bu da çok kolay bir şekilde çıktı. Ve tadı gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Ben biraz buraları detaylıca göstermek istedim ki aklınıza soru işareti kalmasın diye. Yağlı kağıt üzerinde de olabiliyor arkadaşlar. Onunla da denedim. Onunla da hiçbir sorun olmuyor. İsterseniz yağlı kağıt üzerine de serebilirsiniz pestillerinizi. Bu siyah tepsi diğerlerine göre renginden dolayı daha çabuk kurudu. Ama tabii içim rahat etmedi. Güneşe serdim sonuçta. Siyah renk olduğu için. O yüzden arkadaşlar tahtada veya borcam daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bezini de bulacağım. Bezini de yapacağım. Müsaadenizle ben hemen tadına bakmak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar nefis bir tadı var. Ekşilik ön plana çıkmamış. Tatlı ile ekşi arasında muhteşem bir lezzet. Gerçekten de yedikçe insanın yiyesi geliyor. Diğerine ben hemen bakmak istiyorum. Çünkü onda biraz daha ekşilik ön planda çıkacağını düşünüyorum. Gerçekten arkadaşlar bu da muhteşem. Evet, ekşilikle tatlılık, ekşilik biraz daha %70 de oranında diyebilirim size, daha fazla ekşilik ön planda. Yıllar önce annemin bize yapmış olduğu pestilin aynısı olmuş. Gerçekten de şu anda yemelere doyamıyorum. Tadı muhteşem.
Elbette şeker kullanmak isteyen arkadaşlarım olursa kaynatma esnasında bir miktar şeker koyabilirsiniz. Ben pestilimi kavanoza koyduktan günler sonra misafirlerim geldi. Şimdi onlara sunum yapacağım. Evimde fındık, fıstık ne varsa içine doldurup servis edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde birbirine yapışmadı. Gayet güzel. Sade olarak da servis edebilirsiniz. Bu şekilde açıp içini doldurup servis edeceğim. Yarın annemin 50 yıl önce öğrenmiş olduğu patlıcan turşusu tarifimde görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.